Zayıflama hapları sorun yaratmış olabilir. Karaciğer enzimlerini yükseltir, o da mide ağrısına sebep olur. Ateş yapmaz. Ya ateşe başka bir şey sebep olduysa? Ne mesela? Hocam. Nevin Hanım'ın masasında kilitli bir çekmecede bu fotoğrafları buldum. Hadi bakalım. Konumuzla pek bir alakası. Kızı yok diyecektim ama. Ama bu biraz ilginç. Ne anlamda? Hani baklavalar. Kendisinden yaşça küçük birisiyle bir ilişkisinin olması. İlginç mi, değil mi? Yani ilginç ama tabii adamın toksik olduğu anlamına gelmez. Peki, ya karaciğerindeki kist kist değilse? O zaman elimizde hiçbir şey yok demektir. Hiçbir şey demedim. Kist kist değilse dedim. Ya skar dokusuysa? Fitzsuyker'tü sendromu. Rahimden karaciğeri atlayan enfeksiyon. O zaman bu hasta da bel soğukluğu kaptı diyorsunuz, öyle mi? Daha iyi bir fikri olan. Test yapın. Seftriakson başlayın. Şimdi ne için test yapıyorsunuz? Başka birkaç enfeksiyon arıyoruz. Cemil Bey nasılsınız? Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Cemil Bey. Baba. Cemil Bey. Cemil Bey. Baba, müsaade edin. Hadi baba, kadar baba. Ama hazır olsun, çabuk baba, hanımefendi çıkar. Çabuk, çabuk, çabuk. Baba, bırakın lütfen. Bırakın. Baba, oğluya baba. Sen çabuk hemşire hanım, çabuk. Hocam. Gonore test sonucu pozitif çıktı. Herhalde bu cümle ilk defa bu kadar coşkulu söylenmiştir. İlaçlara başladık. Kalbi 4-5 saat içinde kullanılabilecek duruma gelir. Tertemiz olur. Ben ailelere haber veriyorum. Hocam Cemil Bey komaya girdi. Dobutamin başlayın. Başladım bile. Ya bu ameliyatı hemen yapacağız ya da adama yeni bir beyin bulmamız gerekecek. Kadının vücudunda hala aşırı miktarda gonore etkeni bakteri var. Hemen yapamayız nakli. Olmaz. Dua edelim de o bakteriler yarın Cemil Bey'in vücudunda dolaşıyor olsun. Bana hemen 2 ameliyathane ve 1 organ nakli ekibi hazırlayın. Hadi. Ne oluyor? Damar yola dikkat et. Tamam tamam. Ambu var. Asansör hazır mı? Evet, evet hazır. Doktorunun serumu bitiyor. Değiştirelim mi? O kadar vaktimiz yok. Tamam, al yolda değiştiririz. Hemşire hanım, bir şey çeker misiniz? Çekiyoruz. Hadi hadi gidelim. Ameliyatı aldığınıza göre Nevin'in neyi olduğunu buldunuz. Amibiyazis varmış eşinde. Farklı bir tedavi denedik, işe yaradı. Teşekkürler.
Hocam bu çok düşünceli bir davranıştı. Şimdi yine tepesi atar falan. Ha? Reme lazım. Eşin kalbini aldıktan sonra sen yine anlatırsın durumu. Ona da test yapmak lazım, gidip başkalarına bulaştırmasın. Ameliyata kalmayacak mısınız? Yapacak bir şey kalmadı. Arif Bey, Ateş Hoca size gerçeği söylemedi. Biz eşinize bel soğukluğu testi yaptık. Ve sonuç pozitif çıktı. Karım beni hiçbir zaman aldatmadı Zeynep Hanım. Ama eşinizin çekmecesinde bulduğumuz fotoğraflar... Büyük ihtimalle oyuncu olmak isteyen öğrencilerinden birine aittir. Yeğenim kas ajansında çalışıyor. Karım zaman zaman oyunculuğa hevesli öğrencilerini ona yönlendirirdi. Bundan bir yıl önce karım benden uzaklaşmaya başladı. Nedenini bilmiyorum. Artık pek de bir önemi yok zaten. Uzaklaşmıştık işte. Geçen yıl başında iş gezisindeyken tek gecelik bir ilişki yaşadım. Emin misiniz? Evet. Bunu size en başından beri söylemem gerekirdi. Ama onu hasta eden şeyin, kaza yapmasına neden olan şeyin bu olduğuna inanmak istemedim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.